Merhaba çocuklar. Bugün yeni bir konuya başlıyoruz. Konumuz geometri. Öncelikle geometrik cisimler ve şekiller üzerinde çalışacağız. Şimdi geometrik şekilleri önce bir tanıyalım çocuklar. Geometrik şekil dediğimiz şekiller düz ve eğri çizgilerle oluşturulan kapalı şekiller, geometrik şekillerdir. Bakın gördüğünüz gibi bu şekiller kapalıdırlar ve birer geometrik şekildirler. Bakın kenarları düz çizgilerden oluşmuş, bu düz çizgilerden oluşmuş, bu da düz çizgilerden oluşmuş, düz çizgilerden oluşmuş, düz çizgilerden oluşmuş. Ama bu geometrik şeklimiz çocuklar eğri çizgiden oluşmuş. Gördünüz mü? Eğri çizgi bir geometrik şekil oluşturmuş. Şimdi aşağıdaki şekillerden geometrik şekil olanları işaretleyelim. Geometrik şekil olabilmesi için şeklin kapalı olması gerekiyor, değil mi çocuklar? Bu şeklimize baktığımızda şeklimizin şurasında bir açıklık görüyoruz. Bakın burası açıklık. O zaman bu şekil kapalı değildir. Bu nedenle de bu geometrik şekil değildir çocuklar. Bu şeklimize geldiğimizde bakıyoruz. Düz çizgi, düz çizgi, düz çizgi, düz çizgi ve kapalı bir şekil. Yani bir açıklık yok. O zaman bu nedir? Bir geometrik şekildir. Bunu işaretliyoruz. Bu geometrik şekildir diyoruz. Şimdi bu şeklimize geliyoruz. Bakın. Eğri bir çizgiden oluşmuş ve kapalı bir şekil. Bu da yine geometrik bir şekildir. Bu şekle baktığımızda düz çizgi, düz çizgi, düz çizgi ama görüyorsunuz burada bir açıklık var değil mi? Bakın burada açıklık var, kapalı değil. O zaman bu değildir diyoruz. Bu değildir olanlara şöyle bir çarpı koyalım. Bunların geometrik şekil olmadığı anlaşılsın değil mi çocuklar? Şimdi diğer şeklimize bakıyoruz. Kapalı mı? Kapalıysa geometrik şekil, değilse geometrik şekil değildir değil mi çocuklar? Bakalım düz çizgi, düz çizgi, düz çizgi ve kapalı bir şekil oluşmuş. Bu da yine nedir? Geometrik bir şekildir. Bakıyoruz diğer şeklimize, düz çizgilerden oluşmuş kapalı bir şekil. Bu da geometrik bir şekildir. Bu şeklimize bakıyoruz. Eğri çizgiden oluşmuş ama bir açıklık söz konusu. O zaman bu geometrik şekil değildir çocuklar. Yine bakıyoruz. Bir eğri çizgi ve açıklık var görüyorsunuz. Bu da geometrik şekil değildir. Geometrik olan ve olmayan şekilleri böylece ayırt edebiliyoruz değil mi çocuklar? Geometrik şekiller genellikle çocuklar kenarlarının sayısına göre adlandırılırlar. Eğer bir geometrik şeklin 4 tane kenarı varsa ona dörtgen deniyor. Çocuklar gen kenar ifade ediyor. 4 kenarı olan geometrik şekiller dörtgen adı verilir. Mesela kare ve dikdörtgen birer dörtgendir. Görüyorsunuz bu bir karedir. Bu da dikdörtgendir. Zaten dörtgen olduğunu dikdörtgen yazarken de görüyoruz değil mi? Dört kenarı olanlar dörtgendir. Üç kenarı olan geometrik şekillere ise üçgen adı verilir çocuklar. Üçgen, üç kenar demektir. Gen kenar demiştim size. Evet, şimdi bakalım. Bir, iki, üç tane kenarı var. Üçgen. Yine bakalım 1, 2, 3 kenarı var, üçgen. 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 Bakın çocuklar şekilleri farklı aslında değil mi? 3 tane kenarı var ama duruşları farklı, boyutları farklı. Ama hepsi kapalı bir şekildir, geometrik bir şekildir ve 3 kenarı vardır. Onun için bunların hepsi de üçgendir. Evet çocuklar şimdi
Dörtgenlerden kareyi biraz yakından tanıyalım. Kare birbirine eşit uzunluktaki dört çizginin birleşmesiyle oluşan kapalı geometrik şekildir. Karenin dört köşesi ve dört kenarı vardır. Karenin dört kenarı eşit uzunluktadır. Bakın çocuklar, şimdi bunları tek tek inceleyelim. Bu kenar ve bu kenar ve bu kenar ve bu kenar. Yani dört tane kenarın uzunlukları da aynıdır çocuklar. Dört tane köşesi vardır, değil mi? Kenarların birbiriyle birleştiği yerlere köşe diyoruz çocuklar. Şurası köşesidir. Bakın, bu kenarla bu kenarın birleştiği köşe buradır. Bu kenarla bu kenarın birleştiği köşe burasıdır. Bu kenarla bu kenarın birleştiği köşe burasıdır. Bu kenarla bu kenarın birleştiği de burasıdır. Saydığımızda 1, 2, 3, 4 tane köşe görüyoruz. Bakın, bunlar köşeler. Evet, burası köşe. Şunlar ise nedir çocuklar? Şu kırmızı çizgiler ise kenarlarıdır. Görüyorsunuz, bu da kenardır. Evet, bu da kenar. Bu kırmızı çizgi de kenardır. Bu kırmızı çizgi de kenardır. Çocuklar, kenar ve köşeleri anladık değil mi? Karenin içinin dolu hali ise, yani şu yeşil alan, görüyorsunuz yeşil alan. Bu karesel bölgedir çocuklar. Buna karesel bölge diyoruz. Karesel bölge, karenin içindeki şu yeşil alan ile şu kırmızı kenarları var ya çocuklar, bununla birlikte oluşur. Yani karesel bölge dediğimizde karenin içi dolu hali de diyebiliriz. Karesel bölge karenin içi dolu halidir diyebiliriz. Şimdi yine dörtgenlerden, bu defa dikdörtgeni yakından tanıyalım. Dikdörtgen çocuklar, karşılıklı uzunlukları eşit olan dört çizginin birleşmesiyle oluşan kapalı şekildir. Dikdörtgenin dört köşesi ve dört kenarı vardır. Bakın hemen köşeleri görüyorsunuz. Bir köşe, iki köşe, üç köşe ve dört köşe, değil mi? Bunların köşe olduğunu karede görmüştük. Aynı şekilde dikdörtgende de kenarların birleştiği yerlerdir, köşeler. Çocuklar, karşılıklı kenarların uzunluğu birbirine eşittir. Bakın, bu kenarın karşısı burasıdır. Karşılıklı kenarların uzunlukları aynıdır. O zaman aynı işareti koyuyorum. Bakın, şöyle iki tik atıyorum. Böylece bu iki kenarın uzunluklarının aynı olduğunu anlıyorum. Bu kenarın uzunluğu ile de bu kenarın uzunluğu aynı. Bunlara da birer tane tik atıyorum. Bakın çocuklar, şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey daha var. Şu kenarla şu kenar kısadır. Bu kenarla bu kenar ise uzundur, değil mi? O zaman karşılıklı kenarların iki tanesi uzun, iki tanesi de ne olmuş oluyor? Kısa olmuş oluyor. Ama karşılıklı kenarlar birbirine eşittir, değil mi? Aynı uzunluktadır diyoruz. Dikdörtgenin de çocuklar, şu kenar uzun kenardır. Bunun adına biz uzun kenar diyebiliriz. Bu kenara da uzun kenar deriz. Bu da uzun kenardır. Bu kenar ise kısa kenardır. Buna kısa kenar diyoruz. Buna da çocuklar kısa kenar diyoruz. Bu da kısa kenar. Gördüğünüz gibi iki tane karşılıklı uzun kenarımız var. İki tane de karşılıklı kısa kenarımız var. Dikdörtgenin içinin dolu hali ise
dikdörtgensel bölgedir. Yani şurası nedir çocuklar? Dikdörtgensel bölge. Dikdörtgensel bölgedir. Dikdörtgensel bölge sadece içi değil kenarıyla birliktedir çocuklar. Yani dikdörtgenin içini doldurduğumuzda buna biz dikdörtgensel bölge diyoruz. Yani dikdörtgenin iç bölgesi ve kenarlarından oluşur. Üçgen. Üçgen çocuklar, üç düz çizginin birleşmesiyle oluşan kapalı geometrik şekildir. Üç tane kenarı, üç tane de köşesi vardır. Bakın, kenarlarını görelim. Kenar, kenar, kenar değil mi çocuklar? Şimdi bu kenarların isimlerini yazalım, görelim. Kenar, kenar ve kenar. Gördüğünüz gibi üç tane kenarımız var. Ve kenarların da birleştiği köşeler var değil mi? Birinci köşemiz, ikinci köşemiz ve üçüncü köşemiz değil mi? Üç tane de köşemiz var. Kenarlarını ve köşelerini mutlaka öğreniyoruz değil mi çocuklar? Bu da köşedir. Bu da köşedir. Bu da köşedir. Evet, bu da köşedir. Şimdi çocuklar, üçgenin içinin dolu hali ise üçgensel bölgedir. Evet, bu neymiş çocuklar? Üçgensel bölge. Yani şurası üçgensel bölgedir çocuklar. Üçgensel bölge. Kenarlarıyla birlikte üçgen ve içi kenarlarıyla birlikte üçgensel bölge oluşturur. Geometrik şekillerimizden biri de çocuklar çemberdir. Çember eğri bir çizginin birleşmesiyle oluşur. Gördüğünüz gibi eğri bir çizgi. Değil mi? O harfine benziyor. Sadece bir çizgiden oluşur çember. İçi boştur. Kenarı da yoktur, köşesi de yoktur. Ve onun için de üzgündür. Görüyorsunuz çember. İçi boştur. Kenarı ve köşesi yoktur. Daire ise çocuklar, çemberin içinin dolu hali dairedir. Daireye dairesel bölge de diyebiliyoruz çocukllar. Bunun da kenarı köşesi yoktur çünkü zaten çemberin dolu halidir. Bakın şu çemberdi, şu kenarın adı neydi? Çember. İçi dolduğunda ise daire ya da dairesel bölge diyoruz. Dairesel bölge. Görüyorsunuz çocuklar, dairesel bölgeyi parantez içine aldım. Çünkü ikinci anlam diye bir kullanabiliyoruz. Çember dışıdır, daire hem dışı hem içidir. Anladık değil mi çocuklar? Harikasınız. Ben hemen anlayacağınızı biliyorum zaten. Evet. Şimdi aşağıdaki geometrik şekillerden köşesi olanları işaretleyelim. Çocuklar, öncelikle köşeleri bir hatırlayalım mı? Köşeleri çocuklar. Köşeleri. Evet, köşeler kenarların birleştiği noktalar. Önce köşeleri işaretliyorum. Bakın, köşeleri işaretliyorum. Gördünüz mü çocuklar? Köşeler işaretlendi. Bunun köşesi var mı? Var. Kaç tane köşesi var? 3 tane köşesi var. 3 köşesi var. 3 köşe bulduk. Şimdi buna bakalım, kaç köşe buluyoruz? Evet. 1, 2, 3, 4. Ne bulduk çocuklar? 4 köşe bulduk değil mi? 4 tane köşe bulduk. Peki şimdi bu çembere bakıyoruz. Çemberde köşe var mı? Köşe yok değil mi? Ne diyoruz? Köşe yok. Karemize bakıyoruz. Karemizdeki köşeleri yine işaretliyoruz çocuklar. Evet. Yine 4 tane köşe gördük değil mi? 4 tane köşemiz var. Peki çocuklar, şimdi bunların kenarlarını da bulalım mı sizinle? Bakalım kaç kenarları varmış, hadi. Evet, kenar 1, kenar 2, kenar 3.
Evet, üç kenar bulduk burada değil mi çocuklar? Üç kenar bulduk. Bunda kaç kenar var bakalım? Bir, iki, üç, dört. Dört kenar var değil mi? Ve dikdörtgende karşılıklı kenarlar aynı idi. Onun için aynı işareti koyuyorum bunda ben. Değil mi? Dikdörtgen için ama bunu kullanıyorum. Diğerlerinde kullanmadım onu. Evet, bunun dört tane kenar gördük. Dört kenarı var. Şimdi buna bakıyoruz çocuklar. Bunda kenar yok çocuklar. Bunda eğri bir çizgi var, değil mi? Kenar yok. Ne yazıyoruz? Kenar yok diyoruz buna da. Evet, şunu büyük harfle yazalım. Kenar yok diyoruz. Şimdi karemize bakıyoruz, kenarlarına. Evet, bunlar aynı uzunlukta olduğu için bu işareti koyuyorum, eşit işaretini koyuyorum. Eşittir çünkü hepsi birbirine. Evet, nedir? Dört tane de kenar görüyoruz burada, değil mi çocuklar? Dört kenar gördük. Evet. Şimdi geometrik şekilleri tanıdınız, özelliklerini öğrendiniz. Bundan sonra daha bilinçli olarak şekillerimizi ifade edebiliriz, değil mi çocuklar? Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.